Herkese merhaba, yabancı gelinin bahçesine hoş geldiniz. Bugün telgraf çiçeği çıkarttım ve telgraf çiçeği siniklendi, fark ettim. Belki söz görüyorsunuz şimdi kamerada. Küçük küçük sinekler var. Bu sinekler torftan dolayı oluyor. Bu torf kaliteli torf değil demek ki. Ne yapmamız lazım? Şimdi arka planda benim çaydanlıkta su kaynıyor. Ne için? Ben şimdi bu telgraf çiçeğini tek tek çıkartacağım. Bu toprağı komple kaynar suyla sulandıracağım. Kaynar su bütün mikropları, sinekleri, sineklerin yumurtaları hepsini öldürecek ve bu şekilde sineklerinden kurtulmuş olacağız. O yüzden size de aynı şekilde aynı işlem tavsiye ediyorum. Yani yerse toprak sineklendi, toprağa atmana gerek yok, torfu atmana gerek yok. Sadece dezenfekte bu şekilde yapabilirsiniz. Yani kaynar suyu kullanarak bütün torfunu dezenfekte yapmış oluyorsunuz. Hadi hep beraber yapalım bunu. Hemen arka planda su da kaynasın. Thank you.
telegraf çiçeğinin toprağı soğusun. Daha sonra böyle bir menekşem var. O da sinyeklendi. Sinyek var. Bu toprağı da dezenfekte yapacağım. Görüyorsunuz küçük küçük sinyekler var. Hemen onu da dezenfekte yapacağım. İlk önce buradan menekşeyi çıkartayım. Hemen arka planda kaynar su kaynıyor. Hemen çıkartıyorum. Önce etrafını böyle bastıracağım. İlk aldığımız torfu marketlerden daha çiçekleri ekmeden böyle dezenfekte yapabilirsiniz. Sonradan çiçekleri çıkartıp bu toprağı dezenfekte yapmana gerek kalmayacak. Yani baştan böyle yaparsınız bu işlemi. Sinyeklendiği zaman zaten uğraşmazsınız. Sonra tekrar böyle benim gibi işte böyle çıkarttık da değiştirmene gerek kalmayacak. Bu menekşe yavru menekşesi. Çok da güzel büyüyor. Bu toprağı da hemen dezenfekte yapayım. Su kaynadığı zaman. Bu çiçeğim de var. Bu çiçek sarmaşık, salon sarmaşık çiçeği. Buraya bu toprağı ekmesi var. Aslında böyle duruyor aldığımızdan beri. Aldığım zaman yaklaşık 2-3 ay oldu. Artık yer yok büyümek için. Onu da saksı ekleyip hemen değiştirmesi var. Çok da güzel görünüyor. Çiçekler sinyekleniyor. Dursun burada. Şimdilik. Gayet güzel. Çürüme falan yok. Çiçekleri çürümedi. Dursun böyle. Hemen bu toprağa zaten toprağı vitamin vermek isterseniz böyle yumurta kabukları karıştırabilirsiniz. Onlar da bende var. Önceden karıştırmıştım. Çıkartmıştım, hazırlanmışım. Hemen çaydanlık da kaynadı. Hemen kaynar suyu koyayım. Bir tane canlı sinek kalmaz. Hepsi hem yumurtaları ölmüş olur hem sinekler. Evet, ben şimdi hemen yumurta kabukları alayım. Bu şekilde önceden onları haşlandım. Haşlanmış yumurtaların kabukları bunlar. Hemen küçük küçük yapayım. Küçük küçük yaptım. Hemen karıştırayım.
öldüreyim. Buraya ben. Menekşeye ekleyeceğim. Evet, toprağımız doldu. Şimdi ekime geçebiliriz. Hemen telgraf çiçeklerimizi aldım. Çukuru açıyorum. Telgraf çiçeği çok güzel çoğalıyor. Çok çabuk çoğalıyor. Zaten Mart ayında şu an ve inanılmaz bir şekilde boya gitti. Boy vermiş. Zaten şu kadar dal vardı. Bu daldan kopara kopara iyice çoğaltmaya çalıştım ve başardım. Hemen daha derin açalım. Ve mis gibi toprağa gittim tekrar. Ay, sineklenme zaten zarar vermiyor çiçeklerine. Çiçekler aynı şekilde devam ediyorlar büyümeye. İşte sinekler çok daha çiçeklerin sahibine rahatsız ediyorlar. Çünkü görüntüsü biraz güzel değil. Her odada falan her yerde sineklenme oluyor. Bunları da geri ekliyorum. Minicik. Bu sefer sinekler olmayacak. Sineklenme. Bu yaprağı da kopartabiliriz. Da kopartabiliriz. Bir iki santimetre aşağıya ekiyorum. Tamam. İşlem bitti. Telgraf çiçeği hazır. Şimdi size şey göstereyim. O şekilde oldu. Zaten ana saksı bu. Buraya ektim. Ve buraya yerleştirmek düşündüm. Daha güzel olur diye. Hemen saksıları da sileyim. Bu kadar bugün. Herkese çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Like atarsınız. Sevinirim. Her gece İyi günler.